Jetler terör hedeflerini tek tek vurdu. Fırtına obüsleri ve çoklu füze rampaları teröristlere göz açtırmadı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik, Özgür Suriye ordusuyla birlikte Afrin'e ilerliyor. Kara Harekatı'nın düğmesine gece saatlerinde özel kuvvetlere bağlı Bordo Bereliler'in Afrin kırsalına sızmasıyla basıldı. Bordo Bereliler, zırhlı birliklerin kullanacağı güzergahlarda mayın temizliği ve ön istihbarat çalışması yaptı. 5 kilometrelik alan patlayıcılardan arındırılıp tamamıyla güvenli bölge haline getirildi. Mehmetçik, sağ temizliği sonrasında sınırın sıfır noktasındaki Kilis'in Gülbaba köyünden saat 11.05'te Suriye'ye geçiş yaptı. Türk komandosu ve zırhlı birlikler, Özgür Suriye ordusuyla birlikte Afrin kırsalına 9 koldan ilerlemeye başladı. Özgür Suriye ordusu mensuplarının koluna teröristlerin sızma yapmalarını önlemek için sarı bantlar takıldı. Temizlenen yaklaşık 7 kilometrelik alan bir gün içinde geçildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu bölgedeki PYD-YPG'ye ait terör mevzilerini imha etmeye başladı. Operasyona Türk F-16'ları da havadan destek verdi. 32 uçak 45 hedefi tam isabetle vurdu. Böylelikle operasyonun 3. gününde toplam 153 terör hedefi imha edildi. Mehmetçik'le birlikte ilerleyen Özgür Suriye ordusu PYD-YPG'lerin kontrolündeki 11 köyü teröristlerden kurtardı. İşte o köylerde yakalanan PKK'lı teröristler böyle görüntülendi. Harekatta büyük ölçüde yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Fırtına obüsleri ve çoklu füze rampaları teröristlerin bulunduğu noktalara yüzlerce atış yaptı. Onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı terörist sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Allahu Akbar. Ağır kayıp veren PYD-YPG'lerin korkusu Amerika bizi sattı sözleriyle telsiz konuşmalarına yansıdı. Köşeye sıkışan teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.